Merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Yeni bir Dolar-TL analiziyle birlikteyiz ve Dolar-TL'nin önümüzdeki hafta veya önümüzdeki kısa süreçte nasıl bir seyir izleyebileceği konusunda bir analiz yapmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftayı Merkez Bankası'nın faiz kararı, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak gerçekleştirilecek olan harekat ve Cuma günü itibariyle ise Fitch'ten beklenen, Fitch'ten gelecek olan kredi notumuzla ilgili olarak beklentilerle geçirdik. Haftayı genel anlamda 5.30 üzerinde ve hatta 5.40 yakınlarında geçiren, 5.40'ın üzerine çıkma çabasını gösteren ama 5.40'ın üzerinde kalıcı olmakta zorlanan bir dolar seyriyle tamamlamış bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, Dolar-TL için önümüzdeki süreçte artık gündemde iki önemli husus olduğunu düşünmekteyim. Birincisi, Amerika Merkez Bankası önümüzdeki süreçte faiz artıracak mı, artırmayacak mı meselesi ve bunun paralelinde bizim Merkez Bankamız önümüzdeki süreçteki bu önümüzdeki süreç ifademden seçime kadarki süreci anlayabilirsiniz. Bu 3 aylık dönem içerisinde veya 2019'un ilk 3 aylık süreci içerisinde bir faiz artırımı, indirimi olacak mı, olmayacak mı? Merkez bankalarının Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankalarının tavırları dolar-TL kurunda çok ciddi şekilde belirleyici olacaktır diye düşünmekteyim. Bunun sebebi olarak ise arkadaşlar şöyle ifade etmeye çalışayım. Artık gittikçe yoğunlaşmaya başlayan bir beklenti var. Fed yani Amerika Merkez Bankası faiz indirim artışlarına mola verecek. Bu Aralık ayında yani önümüzdeki hafta Çarşamba günü Fed'in bir toplantısı var. Bu toplantıda yine 0,25 puanlık bir faiz artırımı yapar ama takvimi böyleydi çünkü. En azından yılın ilk 3 ayı itibariyle bir bekleme moduna geçmek suretiyle faiz artırımlarına mola verir şeklinde bir öngörü hakim olmaya başladı. Amerika'nın faiz artırmaması paralelinde zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veyahut da Türkiye hükümeti ekonomi kurmayları faiz artışından hiçbir şekilde hoşnut olmamaları, enflasyon verilerinin sadece geçtiğimiz ay olsa bile bundan sonra da iyi geleceğine dair olumlu beklentilerin varlığıyla seçimler arefesinde kamuoyuna, sanayi kesimine ucuz kredi imkanı sağlayabilmek babından faizlerde bir indirim yapma konusunda istekli ve arzulu olabileceğini tahmin ediyorum. Aralık ayı içerisinde yani birkaç gün önceki toplantısında herhangi bir faiz indirimi yapmadı. Ama bu durumda önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın Şubat veya Mart ayında, şahsi kanaatim Şubat ayında olması yönünde bir faiz indirimi yapabileceği yönünde. Şimdi arkadaşlar, Amerika'nın faiz indirimi artışlarına ara vermesi, faizleri sabitlemesi belli bir süreliğine olsa bile, Amerika'daki bol likiditenin ve doların dünya piyasalarına yayılması anlamına gelecekti. Bunu daha önceki analizlerimde de anlatmıştım. Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ise faiz cazibesine yönelen doların artık faizi bir cazibe görmeyip de pardon yanlış ifade kullandım. Faiz cazibesine yönelen Türk lirasının faizde bir avantaj görmeyince dolara yönelim içerisinde bulunması ihtimaliyle doların yükselebileceği olasılığıdır. Şimdi arkadaşlar, sonuç şu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eğer faiz indirimi yaparsa dolarda bir yükseliş eğiliminin olacağına matematiksel olarak net bir şekilde bakmak mümkün olabilir. Ancak Merkez Bankası son derece kararlı bir şekilde doların yükselmesine yönelik bir set oluşturmakta. Ben bugün akşam üzeri eklemiş olduğum bir videodan ki bu videonun da sonuna bu eklediğim videoyu tekrardan ilave edeceğim arkadaşlar. Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu toplam short pozisyonlarının yanı sıra özellikle Cuma günü yani haftanın son günü itibariyle doların 5.40 üzerine çıktığı ve 5.50'ye yönelik bir hareketlenme ihtimali yarattığı anlarda ciddi miktarlarda short pozisyon açtığını sizlere bu videolarda, sunumlarda anlatmaya çalıştım. Evet değerli arkadaşlar, Merkez Bankası doların 5.40 üzerine çıktığı anlarda özellikle ve özellikle
5.50'ye yönelik o psikolojik sınıra yaklaşma ihtimalini hissettiği anlarda baskısını artırıyor ve short pozisyon sayısını, oranını artırma eğilimini devam ettiriyor. Merkez Bankası'nın elinde gerek aralık vade, Ocak vade henüz çok yeni başlamış olsa da orada da ve Şubat 2019 vadede oldukça yüklü miktarda short pozisyon birikmiş vaziyette ve bu short pozisyonlarını ise artırmakta imtina etmiyor. Gerektiğinde derhal bu pozisyonlara yenilerini ilave ediyor. Ve arkadaşlar, Merkez Bankası Perşembe günkü toplantısının ardından faiz indirimi ve faiz değişikliği yapmadı ama söylemlerinde bir miktar farklılık vardı. Bir nüans dikkati çekti arkadaşlar. Bu ki şu, Merkez Bankası daha önceki toplantısında kararlılıkla sıkı duruşun devam edeceği ifadesini kullanırken şimdi bu kararlılık ifadesini metinden çıkardı ve dedi ki gerek görüldüğü halde ilave tedbirleri almaya devam edeceğiz. Buradaki mana şu arkadaşlar, bir taraftan çok sıkı ve net, çok kararlı bir ifade varken şu anda ise sanki biraz daha ihtiyaç duyduğum anlarda müdahale ederim veya tedbir alırım anlamı çıktı. İşte bunun arkadaşlar paralelinde Merkez Bankası dolarda bir hareketlilik olduğu anda bana piyasanın ihtiyacı var diyerekten dolarda short pozisyon açıyor. Peki bunu sonsuza kadar devam ettirebilir mi? İla nihayet devam ettirmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Ancak çok önemli bir nokta var ki Merkez Bankası eğer doları bu şekilde dizginleyebileceğini düşünüyor, benim planım tuttu, ben faiz indirsem dahi herhangi bir şekilde dolarda ekstra bir durum olmaz, nasıl olsa müdahale ederim gibi bir anlayış içerisinde ise şunu Merkez Bankası'nın çok iyi bilmesi gerekiyor ki dolardaki hareketliliği yönetebilecek olan tek merci Merkez Bankası değil. Çünkü dünya piyasaları denilen bir kavram var. Euro-dolar paritesinin dünya para birimleri üzerinde çok önemli bir etkisi var. Özellikle ve özellikle Fed'in faiz artırımlarına ara verecek olması sebebiyle Fed'de, daha doğrusu Euro-dolar paritesinde bir 17'lere 18'lere doğru bir hareketlenme olasılığı söz konusu olabilir. Böyle bir tablo söz konusu olursa eğer bu durumda doların dünya piyasalarında bir değer kaybı yaşadığı anlamı ortaya çıkacaktır. Ama bizim Türkiye koşullarımız, kendi ülkemiz itibariyle mevcut olan kriterlerimiz bu tabloya ne kadar uyum sağlar, bu tartışılır bir konu. O halde arkadaşlar önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın dolar üzerinde özellikle baskısının devam edip etmediğini çok yakın bir şekilde takip etmek gerekiyor. Ve Fed'in de bu hafta çarşamba günü yapacağı toplantıda dolar ile ilgili, pardon, faizlerle ilgili olarak bu faiz artışının sonrasında yeni faiz artışlarına ara verebileceğine dair bir söylemi bizzat kendi dilinden duyacak olursak böyle bir tabloda artık dolara yönelik olarak bir ilginin oluşması, yavaş yavaş kademeli bir şekilde dolarda bir artış eğiliminin oluşması gündeme gelebilir. Buradaki tek çekince Merkez Bankası'nın dolar üzerinde kurmuş olduğu baskıya ne kadar devam edebileceği veya hangi noktaya kadar buna müdahale etme gücünü ve imkanını bulacağı meselesidir. Benim çok net ve şahsi düşüncem şudur ki arkadaşlar, Ocak ayıyla birlikte dolar TL'de bir kıpırdanma başlayabilir. Şubat ayında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağına dair kanaatler güçlenmeye başlarsa bu kademeli artışlarda bir miktar hızlanma eğilimi söz konusu olabilir ve seçimlere kadar doların yükselmesini engellemek isteyen bir Merkez Bankası ve yukarı gitmek isteyen bir dolar eğilimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunun çok doğal sonucu olarak da seçimlerin ardından piyasalarda çok daha farklı denklemler söz konusu olacağı için Merkez Bankası artık bu sıkılaşma eğilimine seçimler öncesinde serbest bıraktığı veyahut da bir şekilde musluğun açmış olduğu para musluklarını yavaş yavaş kısmak zorunda ve para toplamak zorunda kendini hissettiği bir anda veya dolardaki düşük eğilimin devam edip etmemesiyle ilgili olarak siyasi manada bir
avantaj konusu gündemden kalktıktan sonra biraz daha ortamın serbest kalabilmesi ve yılın birinci yarısının sonlarına doğru seçimler sonrasında dolarda hızlı hareketlerin olabilme ihtimali mevcut görülmekte şu anki ekonomik tablo itibariyle. Sevgili arkadaşlar, doların yükselebileceği ile alakalı olarak bu ifade etmiştiğim unsurlar benim şahsi tahminlerim değil. Sadece mevcut ekonomik koşullar, yurt içi ve yurt dışı koşulların yaratmış olduğu denklemin çözümü olarak ortaya çıkmakta. Bu koşullar varsa, bu faiz kararlarıyla ilgili olarak bu düşünceler varsa tablonun doların yükselişi yönünde olması gerekiyor. Ancak tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki dolarda yükseliş, dolarda kıpırdanma, hareketlenme ifadelerinin anlamı daha önce gördüğünüz gibi öyle bir anda 7'lere, 7,5'lara, 8'lere kadar devam edecek sert bir yükseliş şeklinde algılanmamalı. Belki 2 ileri 1 geri şeklinde kademeli, nazlı bir yükseliş görebiliriz. Ama dolar için şahsi düşüncem tekrar belirtiyorum. 5.06'nın aşağısına gelmeyen bir dolar seyri izleyeceğimizi hep sizlere ifade etmiştim. 5'in aşağısını ise asla beklemediğimi dile getirmiştim. Dolar 5.06 seviyesine yaklaşırken 5.14 yakınlarında bir destek ve tepki buldu. Bunu da halen devam ettirmekte. Haftalık ve aylık göstergelerde ise yukarı eğilimi destekleyen tablolar mevcut. Bu ön açıklamalardan sonra arkadaşlar geçtiğimiz haftaya başlarken dolar için 5.30 seviyesinin, 5.29.95 seviyesinin haftanın pivot seviyesi olduğunu, bu seviye üzerinde kaldıkça ilk hedefim 5.45.79, 5.45'ler olacağını ifade etmiştim. Bu seviyenin de aşılabilmesi durumunda ise 5.60 seviyesi gündeme gelebilecekti. Nitekim biz bu haftayı bir ara 5.30'un aşağısına bir kayma yaşamış olsak dahi, 5.27-29'lar seviyesini görmüş olsak dahi, Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapmayacağına dair kanaatlerin artması ve sonucunda böyle gelmesini mütakip tekrar 5.30 üzerine yerleştik ve 5.30'un üzerinde ki seyrimiz 5.42 seviyesine kadar devam etti ama 5.45 seviyesine 5.44 seviyesindeki birinci direncimize yaklaşırken buradan tekrardan bir dönüş yaşamak üzere tekrar 5.40 ila 5.35 arasındaki bir seyir görünümüne kazandı. Şimdi arkadaşlar bu hafta için kapanışımız şurada 5.37.01 görülüyor ama daha önce de biliyorsunuz Matrix verileri grafiklere biraz farklı yansıyabilmekte. Matrix'in dolar TL için haftalık kapanışı 5.36.40 olarak gösteriyor. Çok önemli bir farklılık söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla ben bu son rakamı dikkate alaraktan sizlere yorum aktaracağım şimdi. Bu hafta için 5.35.87 veyahut da 5.36 seviyesi yine haftalık pivot özelliğini taşıyor. 5.36 seviyesinin üzerinde kalan bir seyir görürsek yine 5.40'ın üzerine çıkmak isteyen 5.44, 5.45, 5.46 bu seviyelere zorlamak ama bu seviyelere geldiği zaman da satış baskısıyla karşılaşabilecek olan bir dolar seyri olacağı kanaatindeyim. 5.50 seviyesi, 5.51 seviyesi, 5.45'in üzerinde birkaç saatlik bir seyir söz konusu olabilir ise hedeflenebilecek bir bölge özelliğinde buranın aşılabiliyor olması durumunda ise 5.59, 5.60 seviyesi gündeme gelebilecektir. Zaten 5.89 seviyemizde de şu bölgenin yaratmış olduğu bir Fibonacci direncimiz bulunmakta. O halde 5.50'nin üzerine çıkıldığı zaman 5.60'a yaklaşımların direnç bölgesi olduğunu birinci not olarak aklımıza yazalım. Ama en önemli unsur 5.40'ın üzerine yönelim olduğu zaman son 2 haftada gördüğümüz gibi Merkez Bankası'nın baskısının artmakta olduğunu, eğer dünya piyasalarında çok ekstrem gelişmeler söz konusu olmaz ise Merkez Bankası'nın bu baskılama eğilimlerinde başarılı olması ve yine doların 5.45-5.46'lara ulaşabilme durumu olsa bile oralardan tekrar 5.40 ve 5.40'ın aşağısı 5.35-5.40 aralığına gerileme ihtimalini dikkate almamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu hafta için eğer ki piyasa koşulları ve şartlar olumlu olur ise ve Merkez Bankası da biraz baskısını artırmayı düşünecek olur ise 5.36'nın aşağısında bir dolar seyrini görecek olursak 5.30 seviyesi yani 5.29.56 seviyesi birinci desteğimiz konumunda. Bu seviyenin kırılması durumunda yani 5.30 şu anda güçlü bir destek konumunda görünüyor.
Bu seviyenin kırılması durumunda ise çok affedersiniz, 5-20'ye kadar devam edebilecek olan bir geri çekilme teknik olarak ihtimal dahilinde görülmekte. Değerli arkadaşlar, 5-20 seviyesi ve bunun da kırılması durumunda ise 5-14 seviyesi aslında bizim son haftalarda tanıdık olduğumuz, aşina olduğumuz seviyeler özelliğinde. Şimdi arkadaşlar, bu tablonun yanı sıra bir de şu grafikten bir inceleme yapacak olursak. Arkadaşlar, bu grafiğin özelliği şu: 5-14 seviyesinin dolarda yaşanmış olan şu tepelerden başlayan bu noktaya kadar devam eden geri çekilmenin bir dip noktası olabileceği, yani doların artık 5.13-5.14'ü daha da aşağısına gelmeyeceği ve bu bölgenin yakın vade için bir dip noktası olduğunu farz edecek olursak, buradan bir tepki başladığını düşünecek olur isek, bu durumda 7.20'lerle 5.14'ler arasındaki şu görmüş olduğunuz bölgeyi hesaplayan Fibonacci değerleri diyor ki, %23.6 seviyesine denk gelen 5.62 seviyesi ilk önemli direncimdir diyor. Yani arkadaşlar, dolarda bir güçlü bir hareket, güçlü bir tepki oluşacak olur 5.46 ve 47'lere ve 5.50 psikolojik seviyesini aşacak olursak, az önce de göstermiş olduğum gibi sizlere, az önceki grafiğimde ve pivot seviyelerinde de görüldüğü üzere 5.60 seviyesine doğru bir hareketlenme olabilir. 5.62 seviyesi dolar için önemli bir Fibonacci direnci olarak bu grafikte de görülebilmekte. Şayet 5.62 aşılırsa dolar nereye kadar hareketliliğini devam ettirebilir sorumuzun cevabı ise %38.2'yi temsil eden 5.92 seviyesi. Bir önceki grafiğimizde de 5.88 seviyesi görülmekteydi. Yani arkadaşlar, dolarda 5.60 seviyesinin, 5.62 seviyesinin aşılması durumunda 5.70-5.90 aralığının gündeme gelebileceğini, ondan sonraki durumlar ise piyasanın ve piyasa kurmaylarının bu konuya yönelik olarak gösterecekleri reaksiyonlarla alakalı olacaktır. Değerli arkadaşlar, bir de doların pazartesi günü için nasıl bir tablo içerisinde olduğunu anlamaya çalışalım isterseniz. Şuradaki görünüm itibarıyla arkadaşlar, pazartesi günü için doların 5.37-34 seviyesinde, yuvarlak olarak 5.37 diyelim, bir pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Haftalık pivot seviyemiz 5.36 idi. Eğer ki pazartesi günü 5.37'nin üzerinde bir seyir hakim olursa, 37, 38, 39 bu bölgelerde bir seyir var ve 5.37'nin aşağısına gelmek istemeyen, 5.35'e yaklaşmak istemeyen bir görünüm varsa 5.41, 5.42 ve ardından da 5.46'ya doğru bir hareketlenme olasılığının gündemde olduğunu düşünebiliriz. Yani dolar biraz önceki haftalık grafikte anlatmış olduğum gibi bu haftanın önemli dirençleri 5.46, 5.45 bu bölgelerdir. Bu bölgelere yaklaşımlarda dikkatli olunmalı derken bu atak pazartesi günü mümkün olabilir ve pazartesi gününde değerleri gördüğünüz gibi bu seviyeler olarak hesaplanmış. 5.46'nın da ötesinde bildiğimiz klasik 5.50 psikolojik direncimiz gündemde imiş. Arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum, Merkez Bankası kararlı bir şekilde short işlemleri açmaya devam ediyor. 5.40 seviyesinin üzerine çıkıldığında, 5.42-5.46 aralığına gelindiğinde 5.50 psikolojik seviyesinin aşılma riskine bağlı olarak short açma pozisyon işlemleriyle doları baskılamaya çalışıyor. Bunun da rakamsal verilerini birazdan bu video bitince hemen arkasına ekleyeceğim. Sadece 4-5 dakikalık bir sunumla görebileceksiniz. Merkez Bankası hangi vadede hangi pozisyonları, ne miktarda pozisyonlar açtığını izleme şansınız olabilecektir. Değerli arkadaşlar, dolarla ilgili olarak, dolar TL ile ilgili olarak şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hafta içerisinde önemli gelişmeler olduğu zaman yine sizlere aktarıyorum. Lütfen videomu izledikten sonra eklenen videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Sonsuz teşekkür ve saygılarımla, gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları dileklerimle.